Değerli arkadaşlar hepinize merhabalar. Trabzon'da kıran kırana bir maç oynanıyor. Trabzonspor 2-1 önde. Maçın 44. dakikasındayız. Evet, hakem Ali Palabıyık'ın yönetimi maçtan önce çok merak ediliyordu. Ali Palabıyık ilk yarıda nasıl maç yönetti? Bana göre Ali Palabıyık ilk yarıda çok kötü bir maç yönetti. Niye kötü bir maç yönetti? Beklediğimiz ondan iyi yönetmesiydi ama şu performansına bakınca kötü yönetimi söyleyebiliriz. Niye? Maçın başında Ozan Tufan'ın rakibine yapmış olduğu, Endia'ya yapmış olduğu hareketi %100 sarı kart gerektiriyordu, bunu göstermedi. Arkasından Ndiaye'nin normal bir faulle gitti sarı kart gösterdi. Yani kart standardını yakalayamadı Ali Palabil. Ondan sonra ne oldu? Bir penaltı tartışması oldu cezaların içinde. Yandan gelen bir Trabzonsporlu oyuncunun ortasında Muriç omzuyla mı oynadı, eliyle mi oynadı tartışmaları oldu. Bence orada penaltı yok. Kesinlikle Muriç orada omzuyla oynuyor topla. Top omuzuna geliyor. Dolayısıyla orada bir penaltı yok. Devam kararı yerindeydi. Ama gelelim maçın en skandal kararına, en büyük hatasına. Trabzonspor'un kazanmış olduğu ikinci golden önce top kornere değil out'a çıkmıştı. Ama Ali Palabıyık gitti. Korneri gösterdi ve kendisi de işaret etti Fenerbahçe'nin oyuncunun itirazında. Hayır senden çıktı dedi. Ama yanıldı. O da gitti. Yanlış vermiş olduğu kornerden de ikinci gol geldi. İlk yarının değerlendirmesi şu an 45. dakikadayız arkadaşlar. Şu ana kadarki değerlendirmesi hakem Ali Palabıyık ile ilgili bu kadar. Onun dışında bir de şey var arkadaşlar. Serdar'a göstermediği bir sarı kart var. Oyunun topun olmadığı bir bölgede Charlotte yapmış olduğu müdahale %100 sarı kartı gerektiriyordu. Hem sarı kart değerlendirmelerinde hem de korner out değerlendirmelerinde çok ciddi hatalar yaptı Ali Palabıyık. Maçın tamamının değerlendirmesi arkadaşlar YouTube kanalımızda, Selçuk'ta YouTube kanalımızda olacak. Lütfen abone olun ve bizi orada